Herkese yeniden merhaba. Ben Buça Kondakçı. Bugün sizlere denemeli bir alışveriş videosu yapmak istedim. Çünkü uzun zamandır Instagram'da paylaştığım postlarda falan hep böyle kıyafetlerimi nereden aldın gibi yorumlar, mesajlar geliyor. Ben de neden böyle bir video çekmeyeyim dedim. Bir de son 2-3 ayda fazla alışveriş yaptığımı fark ettim. Ya fazla derken 2-3 ayda alınması gerekenin üstünde aldığımı fark ettim. Hem de dolu olur video diye düşündüm. Çünkü normalde böyle bir videoyu çekmeyi düşünürken 2-3 parça bir şey de göstermek istemem. O yüzden tam zamanı diye düşünüyorum böyle bir video çekmenin. Sizlere ürünleri deneyerek göstereceğim şimdi. Ürünlerin bu arada neredeyse hepsi, hatta neredeyse hepsi Zara maalesef. Hani öyle bir şey fark ettim, Zara'ya böyle bayağı böyle bir yatırım yaptığımı tek tek deneyerek göstereceğim size. Öncelikle üstümdekileri göstereyim. Üstümdekiler de Zara'dan aldım. Bu altındaki pantolon daha önce Instagram'a koymuştum zaten birkaç tane post. Bayağı beğenilmişti. Böyle tight gibi çok rahat hareket ediliyor. Üzerinde böyle yılan derisi deseni gibi bir deseni var ama hiç hani öyle bir hissiyat yok. Normal tight gibi bir hissiyatı var. Pantolon gibi de görünüyor bu arada. Cep detayı falan var. Görüyor musunuz şu an bilmiyorum. Kemer kısmı falan da olması bayağı rahat ve tam vücuda oturması da çok güzel. Hafif de böyle likralı rahat hareket ediliyor. Tek problemi bunun. Dikişlerinde bence bir sıkıntı var bunun gerçekten. Aldığımda zaten bir sıkıntısı vardı. Denediğimde hani fark etmemişim belki bilmiyorum. Böyle patlak vardı ve o patlak ben giydikçe büyümeye başladı. O yüzden ben kendimi terlemek, dikmek zorunda kaldım. Sonra bu tarafı terledim. Bu tarafta da aynı problem oluştu. Yani dikişlerinde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum bunun. Zara'ya mı götürürüm yoksa bir terziye mi yaptırırım bilemiyorum ama bunu halletmem gerekiyor zaten. Şurasında ufak bir patlağı da var. Üstündekini de Zara'dan aldım bu arada. Bunu acayip beğenerek aldım. Zaten bir rengini daha aldım bu şekilde. Onu da göstereceğim sizlerle. Şu hafta göstereyim. Aynısının şu kahverengi. Çok tatlı bir renk bu da. Böyle siyahlarla falan çok güzel uyuyor bence. Bir de sıcak da tutuyor bayağı. Hatta ben hani çok üşüyen bir insan olmama rağmen beni bayağı sıcak tutuyorsa gayet iyidir yani bu konuda diye düşünüyorum. Böyle bir ürünüm var. Bunun fiyatı ne kadardı? Hemen bakayım. Hemen bakıyorum fiyatına. Fiyatlarını bazılarını bilmiyorum tabii. Çünkü son 2-3 değil de 2 aydır falan yaptığım alışveriş olduğu için etiketlerini tabii attım. Bunun fiyatı 159 liraymış. Bu ikisi de 159 liraydı sanırım. Bu ikisini aldım böyle. Ondan sonra bunu denemiyorum hiç. Zaten aynı model olduğu için, farklı rengi olduğu için. Öyle köşeye bırakıyorum bunu. Bunları da göstermek istiyorum size. Bunları hemen giyip geliyorum. Şimdi bu üstte az önce gösterdiğime çok benziyor. Hani yapı olarak falan aynı. Kumaş olarak aynı. Ama sadece bunun yakaları yok. Bunda yaka vardı. Birazcık daha böyle şık olabiliyordu. Bu daha böyle sporlaştırılabiliyor. Derilerle falan ben çok hoş olur diye düşündüm. Öyle aldım üstümdekini. Altındaki de öyle çok giyemedim daha çünkü bayağı bol bu arada. Şu bel kısmından yaptırmam gerekiyor. Bunu da böyle kışın falan çok kullanabileceğimi düşünüyorum. Çünkü deri olduğu için de sıcak tutuyor bu ürünler. Hareket etme açısından da bol olduğu için herhangi bir sıkıntısı yok. Rahat. Bunların fiyatı da altındaki 200 lira olması gerekiyordu. Baktım evet 299 liraydı. Üzerimdeki de zaten 159 liraydı diğerleri gibi. Aynı. Hemen şimdi farklı bir kombin daha giyip geliyorum hemen. Şimdi üzerime hem bir sweatshirt geçirip bayıldığım sweatshirt'i göstereceğim size. Ben de bunun krem rengi de vardı. Krem rengini de almıştım ama yıkamada olduğu için getiremedim bugün. Bu rengini de aldım sonradan. Bu da 159 lira bunun fiyatı. Ben bunun şey detaylarını çok sevdim. Hemen göstereyim size bir dakika. Çok zordu giymek. Şöyle göstereyim size. Yine siyahlarla falan çok iyi olacağını düşünüyorum bunun. Siyah deri ceketimle giymeyi düşünüyorum. Keşke deri ceketlerimi de getirseydim bu arada. Onları da yeni almadım. Benim aslında çok sorulan iki tane şey vardı. Vintage deri ceketim vardı. Onları getirmedim herhangi bir markası olmadığı için ama onları Eminönü'nde falan dericilerde falan çok uygun fiyata yaptırabilirsiniz. Hem kendi bedeninize göre oluyor. Kendiniz yaptırdığınız için. Hem de çok uygun fiyatlı oluyor gerçekten. Bir de gerçek deri olması da ayrı bir avantaj. Ben hani tabii ki suni deri falan giyiyoruz, ediyoruz, şey yapıyoruz ama ceketlerde en azından gerçek deri olması bazılarınız açısından tepki toplayabilir bilmiyorum ama benim tercihim oluyor açıkçası. Bu sweatshirt'ü de böyle gösteriyorum. Şu detaylarını çok beğendim ben. Bence bayağı şık duruyor bu detaylar sayesinde. Dediğim gibi derilerle, taytlarla her türlü uyabileceğini düşünüyorum. Şimdi başka kombin giyip geliyorum. Evet bu pantolonla üstü de yeni aldım. İkisini birlikte daha önce hiç kullanmadım aslında. Nasıl olmuş onu da söylerseniz bana. Böyle kullanayım mı sizce? Ya da pantolon nasıl durmuş onu da merak ediyorum. Pantolon da değil aslında. Tight gibi birazcık ama pantolon görünümde. Zara bu sezon çok yapmış bu pantolon görünümde tight olaylarını. Benim de çok hoşuma gitti. Acayip rahat. İnanılmaz şekilde yani. Bütün hareket kabiliyetini sonsuza kadar kullanabiliyorsunuz. Üstündekini de ben çok beğendim. Neden çok beğendim? Kollarında böyle bir detay olması beni cezbetti açıkçası. Pantolonlarla da tight'la da kullanabiliyorum ben bu üstümdekini. Altındakini daha hiç kullanmadım, daha hiç giymedim. Ama bunu da çok fazla şeyle kullanabileceğimi düşünüyorum. Nasıl olduğunu da bana lütfen yazın. Çünkü gerçekten merak ediyorum nasıl durduğunu. Şöyle döneyim, göstereyim size de nasıl durduğunu.
Bu arada beden konusuna gelirsek, aldığım kıyafetlerin hepsi ya 34, zaten en düşük 34'e kadar var sanırım arada. Ya 34 beden, ya small ya da X-small alıyorum. En küçük bedeni alıyorum genellikle. O yüzden hani onu da bildireyim dedim, onu da söyleyeyim dedim ki aldığım kıyafetlerin genellikle çoğu o bedenlerde. Zaten online alışveriş yapmadığım için ben böyle şey sıkıntım olmuyor. Hani beden konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Çünkü online alışveriş yapmayı gerçekten sevmiyorum. Nasıl duracağını kestiremiyorum tam olarak. Ve beğenmediğim zaman da benim bir huyum var. Bir ürünü aldığım zaman geri vermiyorum. Yani geri veremiyorum, onunla uğraşamıyorum. Çok nadirdir yani tabii ki olduğu oluyor ama. O yüzden online sipariş etmek yerine gidiyorum mağazada sakin kafayla yavaş yavaş alışverişimi yapıyorum. Bir de genellikle ben böyle gidip de hurra işte Zara'ya saldırıp da böyle 1000 tane ürün almak yerine genellikle işte 1 tane ürün, 2 tane ürün, maksimum 3 tane ürün alabiliyorum aynı anda. Daha sağlıklı oluyor bence, daha kararlı oluyor. Şöyle bir mont aldım bir de. Ben bu montu inanılmaz derecede sevdim. Gerçekten. Yani hem sıcak tutuyor hem gerçekten bu tarzda bir mont arıyordum. Ben bunun aslında siyahını istiyordum. Siyah bir mont arıyordum bu şekilde ama siyahının hiç böyle bir özelliği yokmuş gibi geldi. Çok sıradan geldi, o yüzden siyahını almadım. Şöyle göstereyim. Önünü kapatayım. Taytlarla, pantolonlarla her türlü kullanabilirim diye düşünüyorum. Bunu şöyle, kapüşonu da var. Şöyle. Kollarında büzgüleri var. Bir de en sevdiğim özelliği de buradan sıkabiliyorsunuz ve sıktığınız zaman hani belde durabiliyor böyle bu şekilde. Yani yüksek bel bir tayt falan giydiğiniz zaman bacak boyunuz daha uzun görünüyor. Beliniz de ince duruyor. O yüzden benim çok hoşuma gitti bu. Mont bunun fiyatı sanırım 159 lira olması gerekiyordu. Çok uygun bir fiyata aldım. Öyle değil mi? Aa, böyle yazıyor ama burada. Ben de 159 almadım diye biliyorum. Bak 159 lira. Vallahi ben bunu 200 değil mi? 200-300 falan diye aldım hatırlıyordum. İnternetten bakıyorum bu arada şeyleri, yanlış olmasın fiyatları diye. Online'dan nedense fiyatı 159 lira yazıyor online'da. Eğer bir problem varsa koşun hemen alın. 159 liraya gerçekten çok iyi bir ürün. Aa, şeylerin fiyatını söylemedim. Bu altındakinin fiyatı 119 liraymış. Tight gibi olan şeyin. Bunun da fiyatı hatırlayamıyorum. Bulamadım da online'da. Maksimum işte 80 ile 120 arasında bir şeydir. Çünkü daha fazla vermem zaten böyle bir şeye. Şu montumu da göstereyim bari montlara girişmişken. Bu da çift taraflı bir mont. Çift taraflı olması beni bayağı cezbetti. Hem yeşil hem turuncu, ikisinin uyumu falan müthiş derecede hoşuma gitti benim gerçekten. Şöyle göstereyim. Çok da rahat, sıcak tutuyor. Bütün kış giyebileceğim bir parça olduğunu düşünüyorum. Bir de böyle oversize olması falan da şık duruyor bence. Bunun X-Small'unu çok aradım aslında. Ben hala kaldı mı bilmiyorum Zara'da ama X-Small'unu çok aradım, bulamadım. Online'da bile kalmamıştı. Small'unu almak zorunda kaldım. X-Small'uyla Small'u arasında öyle çok dağlar kadar bir fark olduğunu da düşünmüyorum. Şöyle önünü kapatayım. Ters çevireyim. Ve bu tarafını göstereyim size. Çok farklı iki tarz olarak kullanabilirsiniz bence bu montu. Zaten giydiğim zaman herkes bayılıyor bu monta. Çok seviyorum ben de. Beğenerek aldım. Şöyle göstereyim. Böyle. Bunun da fiyatı, hemen bakıyorum. Montun da fiyatı. Ha, bu fon montun da fiyatı 340 liraymış, 339 liraymış. Şunu da göstereyim size. Bu da ben bayağı böyle dokusunu sevdiğim için aldım aslında. Hani üzerindeki çok da umurumda değildi. Dokusu bence çok önemli bir sweatshirt'ın. Hatta genel olarak kıyafetlerin dokusu, yumuşaklığı çok önemli benim için. Ve yıkamadan sonra bile herhangi bir topaklanma yapmadı. İşte formunda herhangi bir değişim olmadı. O yüzden ben bayağı kaliteli buldum Zara'ya göre bu ürünü. Şöyle göstereyim. Zaten üzerinde de E.T.'den alınan bir kesit varmış sanırım. E.T. diye bir film var. Onun ondan alınan bir kesit varmış. Şöyle oversize bir sweatshirt bu da. Bunun fiyatına hemen bakıyorum. Bu da 269 liraymış. Bunu da nasıl vermişim bu parayı bilmiyorum ama galiba dokusunu beğendiğim için yapmışım böyle bir şey. Zaten çok giyiyorum, o yüzden de pişman değilim açıkçası. Bayağı giydiğim için, sıcak tuttuğu için bir de o çok önemli bir unsur benim için. Sevdim ben bu ürünü. Şimdi iki tane triko şeklinde böyle sweat pantolonum var. Beyazı ve siyah var bende. İlk önce ben bunun siyahını aldım bu arada. Ve siyahını gerçekten beğenerek kullanıyorum. Hani ikisinin formu arasında bir farklılık var ve gerçekten topaklanma yapıyor. Hani modelini ve duruşunu beğenmeseydim büyük ihtimalle almazdım bu ürünleri. Hemen giyip gösteriyorum size de bunu. Bahsettiğim sweatshirt, bahsettiğim eşofman altı da bu şekilde. Bunun bir de dediğim gibi beyazı var. Ama bence yapıları birbirinden farklı. Bilmiyorum, belki çok hani yıkana çektiği için mi? Çünkü bunu alalı 4 ay falan oldu. Bunu yeni aldım. Göstermek için ekledim ve hala olduğu için, çok sevdiğim için bunu da eklemek istedim alışveriş videoma. Bununla yapıları birazcık farklı. Neden bilmiyorum. Bu daha bol duruyor. Daha oversize duruyor. Ve birazcık daha kilolu gösteriyor bence beyaz olduğu için, bilmiyorum. Ama aynı modeller. Yani ikisi de aynı beden, aynı model bir sweat pantolon. Bunun grisi de vardı bende ama topaklanma yaptığı için onu artık kullanmıyorum. Gerçekten kolay kolay topaklanma yapabilen bir ürün. Sadece duruşu için ve modeli için aldım diyebilirim. Şöyle göstereyim ve rahat olduğu için de sevdim ben bunu. Üstümdeki de daha önce giymeye fırsat bulamadım ama hani böyle kollarının hafif uzun olmasını sevdim nedense. Bunun üzerindeki baskıların rengini falan sevdim. O yüzden bunu almayı tercih ettim. Fiyatlarına hemen bakıyorum. Bu eşortman
pantolon, jogging pantolon diye geçiyor cepli. 149 liraymış. Üzerimdekini de çekmemişim. Bu da 120 lira falan olması gerekiyordu sanırım. Öyle bir fiyatı vardı. En fazla 150'dir diye tahmin ediyorum. Zaten bunların referans kodlarını bulup yazmaya çalışacağım açıklama kısmına. Sizin için de daha iyi olur diye düşünüyorum. Son birkaç tane ürünüm kaldı. Hemen onları da giyip, hatta son bir tane pantolonum kaldı. Onu da giyip hemen geliyorum. Şimdi bu pantolonu göstermek istedim son olarak size. Bu pantolonu almak için bayağı bir uğraştım aslında ben. Çünkü 34 bedeni online'da da kalmamıştı. Hiçbir mağazada da kalmamıştı. Nişantaşı mağazasının 34 bedeni görünüyordu ama yoktu yani. Ve Nişantaşı mağazasını talan ettim. Öyle buldum bu pantolonu. Sonra bir hafta sonra tekrar stok yenilendi. 34 beden doldu bir anda mağazalarda. Neyse ben yine almış oldum. Uğraşlarıma değdi. Çok beğenerek aldım bu pantolonu. Bu zaten şöyle göstereyim size. Bu animal print yani hayvan baskısı olayı çok moda olduğu için bu aralar. Ben çok sevemiyorum tabii böyle hani leopar olsun bolsun ama bu benim. Nedense çok hoşuma gitti. Çok beğenerek aldım. Üzerindeki tüyler ne peki? Şalım bayağı tüy bırakıyor da. Onu da göstereyim hatta size. Zara'dan aldım bu şalı. Çok beğenerek aldım ama çok tüy bırakıyor. Her yerim tüy oluyor. Yani bu güzelim şalı niye öyle bir şey yaptınız ki? Gerçekten aldıktan sonra fark ettim bir de. Şöyle ben kışın çok seviyorum böyle şallar kullanmayı. Alıyorum bunu böyle sarmalaya sarmalaya. Böyle her yerimi sararak sıcak tutuyor bayağı. Keyifli oluyor, güzel oluyor. Şimdi fiyatlarına bakayım hemen. Pantolonun fiyatı 199 lira. Şalın fiyatı 149 lira. Yani şal tamam çok güzel ama gerçekten tüy bırakma olayı insanı çileden çıkarıyor. O yüzden ben bu şalı tavsiye edemiyorum maalesef. Ama sıcak tutması açısından falan. Güzel. Sizin tercihiniz tabii ki. Göstereceğim ürünlerin hepsi bu kadardı. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Benden yine bu şekilde videolar isterseniz yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bana hangi ürünün sizce daha çok yakıştığını da belirtmenizi isterim. Hangi pantolon mesela ne kadar iyi durdu? Hangisi daha iyi durdu? Onu da söylerseniz çok mutlu olurum gerçekten. Çünkü bazen ben kestiremiyorum. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Beğendiyseniz videoyu beğene tıklamayı ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.